Why does computer hacking happen? Neden bilgisayar hacklemesi olayı olur? Neden bu yapılır? There appears to have been a shift away from hackers doing it for the thrill or the fame and towards doing it for profit. There appears to have been a shift. Şuradaki to have been yapısı daha önce çok geçti. Geçmiş zamanı bildiriyordu, değil mi? Burada da a shift olmuş durumda. Shift neydi? Değişiklik, bir tarafa doğru kayma. Bir kayma olmuş gibi gözüküyor. Bu there'den sonra da fiilin gelmesi olayını vurguladığımı hatırlıyorum ben. Normalde there is, there are yapısını biliyoruz, değil mi? Tekrar vurgulayayım mı? There is veyahut da there are. Buradaki is are nedir aslında? Fiildir. Mesela there was, değil mi? Buradan ne anlıyoruz? Bu demek ki aynı to be fiili gibi. There is, there are. To be fiili demişken de hemen mesela there will be, her neyse, there can be. Bakın ne oldu? Bir ortaya çıktı. Demek ki there is'deki şu is are aslında to be fiili. Yani aslında bir fiil. Fiil olduğu sürece de burada olduğu gibi there appears gibi ifadeler, efendim, there seems gibi ifadeler, there mesela existed, past tense de olabilir, gibi fiiller gelir. Bu yine burada vardır anlamını kaybetmiyor. There seems var gibi gözüküyor. Exist var olmak, mevcut olmak. Mevcut to, bu direkt olarak vardı, mevcut to diyeceksiniz. Yani bu aslında it existed gibi bir şey. Ama it'i burada değil de burada kullanıyor, bu tarafta. Dolayısıyla there appears gibi gözüküyor. Ne gibi gözüküyor? To have been a shift. Bir kayma, bir değişiklik olmuş gibi gözüküyor. Away from hackers, daha doğrusu away, shift away from this towards this. Away from this towards this. Bu kaymanın yerini, yönünü gösterdi. Şuradan şu tarafa doğru. Bir kayma. O zaman nereden nereye? From hackers doing it for the thrill or the fame. Buradan towards doing it for profit. Buraya doğru. Hacker, bildiğiniz hacker. It dediği de hacking olayı. Bunu hackerların yapması, yapmasından. Ne için? For the thrill or the fame. Thrill, heyecan, eğlence. Ama böyle insanın içini kıpır kıpır eden, böyle ürperten. Bu hem korku olabilir, korkudan insan thrill olabilir. Hem de zevkten, efendim keyiften thrill olabilir. Veya thrilled olabilir. Bir şey thrilling ise, mesela roller coaster. Geçen bir örneğini göstermiştim. Nedir roller coaster? Hızlı trenler, değil mi? Bu fuarlardaki, bilmem nelerdeki, eğlence merkezlerindeki. Ondan eğleniyorsanız, keyif alıyorsanız sizin için thrilling'dir. Ama korkuyorsanız hem terrifying'dir, dolayısıyla thrilling'dir. Korkutucu bir şey de olabilir, ürperme de olabilir buradaki thrill. Burada da işte hackerlar acaba yakalanır mıyız? Aha işte falan filan diyerekten heyecan için yapıyorlar. Or the fame veyahut da ün, şan, nam için bunu hackerların yapmasından, tekrar söylüyorum, eğlence, heyecan veyahut da ün, şan için bunu, yani hacking olayını yapmalarından, hackerların towards, e doğru, nereye doğru, doing it, bunu yapmalarına for profit veya yapmaya direkt olarak for profit, kar için. To profit, bir şeyden faydalanmak, yarar elde etmek, kar sağlamak. Fiil olarak da kullanılır. Hem isimdir hem fiildir. İngilizce kullanım şekli bu. Bunu kullanması da olurdu. Yani şu şöyle düşün. İstanbul'dan geliyoruz ve Ankara'ya gidiyoruz. V'ye gerek var mı oradan? Yok. Ama kullandınız, kim ne der? Tercih size kalmış. In many cases, criminals will commit identity theft and then either use the information themselves or sell it to others. In many cases, birçok durumlarda suçlular will commit identity theft, commit, yapmak, etmek. Burada theft, commit theft, hırsızlık yapmak. Identity theft, kimlik hırsızlığı.
yapacaklardır. Hani burada yapacaklar, bırakırsanız yapacaklar, gelecek zamanda yapacaklar değil. In many cases diyor. Aslında ne var burada? Bir simple present tense var değil mi? Geniş bir zaman söz konusu. Ama aynı Türkçedeki gibi kullanmış. Birçok durumda hırsızlar bunu yapacaklardır. Ondan sonra da şunu şunu yapacaklardır. Veya şunu yaparlar. Dolayısıyla birçok durumda, vakada suçlular kimlik hırsızlığı yapacaklardır. Then, daha sonra da either, or yapısı, either use the information themselves, the information, bu bilgiyi, başında the olduğu için belirli bir şey, bu bilgi, yani bilgi hırsızlığında, kimlik hırsızıyla elde ettikleri bu bilgiyi kendileri kullanacaklardır, or sell it, it dediği de şuradaki information, bunu satacaklardır to others, başkalarına veya diğerlerine. It is estimated that every year in the UK alone, such fraud costs more than 2.7 billion pounds and affects more than 1.8 million people. It is estimated that, hesaplanmaktadır ki, veyahut da tahmin edilmektedir ki, işin içerisinde rakam varsa estimate, hesaplamak anlamına geliyor. Yoksa tahmin anlamına geliyor. Burada da it dediği şey tahmin edilmektedir. O da şu, hesaplanmaktadır. Ne? Every year in the UK alone, her sene sadece İngiltere'de such fraud, böylesi dolandırıcılık, cost, mal olmaktadır, more than 2.7 milyar pound sterlinden daha fazla paraya mal olmaktadır, mal olmak, and affects, yine such fraud, böylesi dolandırıcılık etkilemektedir, 1.8 milyondan fazla insanı, sadece İngiltere'de. Şuradaki cost, mal olmak, isim olarak da maliyet. Parasal anlamda maliyet olduğu gibi kan, ter, efendim herhangi bir anlamda kayıp olarak da kullanılır. Şu maliyette falan derken at ile kullanılır. At what cost mesela. Yavuz Selim Çaldıran'da mı yoksa başka bir yerde mi? Mısır'ı fethettiği bir yerde mi? Çok sevdiği paşasını kaybediyor değil mi? Orada hani bunu fethettik ama karşılığında ne verdik? Bize neye mal oldu? At what cost? Evet. Criminals steal personal information then pretend to be you. Suçlular kişisel bilgileri çalıyorlar, çalmaktadırlar. Sonra da pretend to be you. Siz rolünü yapıyorlar. Bakın pretend to be you. Ha, bu şekilde pretendmiş gibi yapmak, öyle rol yapmak olduğunu efendim tam olarak oturtturmazsanız zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla sizmiş gibi davranıyorlar. Rol yapıyorlar. Pretend to do something. Bir şeymiş gibi rol yapmak. Hani burada pasiflik yok ama Türkçe söyle. Pretend olumsuz olacak olursa, mesela beni görmemiş gibi yaptı. Not to see me. Not to. He pretended not to see me. Yolda arkadaşınızı gördünüz ama o sizi görmemiş gibi davrandı. Buradaki pretend, gibi yapmak, gibi davranmak, rol yapmak vesaire. According to identitytheft.org.uk, once a hacker has your information, they could apply for a credit card in your name, open a bank or building society account in your name, apply for other financial services in your name, and run up debts or obtain a loan in your name. Run up debts, e.g. use your credit debit card details to make purchases. Uzunca bir cümle. According to, e göre, kime göre? Identitytheft.org.uk. Demek ki kimlikhırsızlığı.org.uk diye bir internet adresi kurmuş birileri. Bu siteye göre, once a hacker has your information, bir kez bir hacker sizin bilgilerinize sahip olursa, olduktan sonra, bir kez oldu mu, once, they could apply for a credit card in your name. They could apply, başvurabilirler, apply for ile kullanılır, neye başvurmak? İçin de kullanılır bu, bir iş için başvurmak. Gerçi burada da bir kredi kartı için başvurmak olur. In your name, sizin adınıza, adınızda değil bakın, sizin adınıza, kredi kartı için başvurabilirler. Open a bank or building society account in your name. Sizin adınıza bir banka veya building society hesabı açabilirler. They could open.
Building Society neydi? İngiltere'de çok yaygın. Onun dışında emin değilim. Avrupa'da nerede var? Amerika'da çok sınırlı sayıda var. Building Society aslında bir tür kooperatif gibi bir şey. Ama aynı zamanda sizin paralarınızı kullanan fon yönetimi gibi de bir şey. Siz buraya başvuruyorsunuz. Aynı banka gibi size borç para veriyorlar. Onunla gidip ev satın alıyorsunuz veyahut da araba satın alıyorsunuz. Ama mesela gerekli şartları yerine getirirseniz, diyelim ki biz 100 arkadaş bir araya gelip bir building society kurabiliyoruz. O açıdan kooperatif gibi. Ama toplanan paraları kendimiz veya başkaları kullanması için değerlendiriyoruz. İşte faiz işliyor, şu bu falan. O şekilde de gelir elde ediyorlar aynı zamanda. Ama tabii bunlar artık milyarlık şirketler İngiltere'de. İşte böyle bir, hani adına society var. Oradan toplum, topluluk olduğunu anlayabilirsiniz. Zamanında building, işte bir bina satın alma, bizim kooperatif gibi başlayıp daha sonra bankalaşmış olan şeyler bunlar, sistemler. Demek ki sizin adınıza böyle bir şirket diyelim artık, buradan hesap veyahut da bir bankadan hesap açabilirler. Apply for other financial services in your name, yine sizin adınıza diğer finans sistemlerinden, hizmetlerinden faydalanmak için başvurabilirler. And run up debts. Debt borç idi. Borç run up edebilirler. Evet, borçlanabilirler. Run up burada bill olabilir. Mesela fatura gibi. Run up efendim başka ne olabilir? Para harcamayla alakalı her şeyi run up biriktirmek veyahut da efendim abartmak, iyice böyle harcamak anlamına geliyor. Evet. Yani borcu yukarıya doğru koşturuyor. Böyle biriktirince çıkardıkça çıkarıyor. Yani şuradaki run up debt dediğine EG, yani use your credit debit card details to make purchases. Purchase, satın almak. Buy diyorsunuz ya, to buy. Aynısıdır purchase. Make purchase, bu da satın alışlar yapmak, yani alışveriş yapmak, bir şeyler satın almak için sizin kredi kartınız veyahut da debit kartınızın detaylarını kullanabilirler. Debit kart dediğine bankamatik kart, bildiğiniz kendi hesabınızdaki parayı çekmek için kullandığınız kart. Bunları kullanabilirler. Veyahut da yine they could obtain a loan in your name. Sizin adınıza bir loan elde edebilirler, alabilirler. Loan, borç. Bu arada loan aslında borç vermektir. Mesela I loan my, ne diyebiliriz? Computer to you. Ben bilgisayarımı sana borç veriyorum. Yani kullanman için veriyorum. Herhangi bir ödünç vermek anlamında. Aynen öyle. Vermek. Borrow olursa ödünç almak, loan olursa ödünç vermek. Ama artık finansal anlamda, bankasal anlamda loan dediği zaman borç para anlaşılıyor. Obtain a loan olduğu zaman da herhangi bir yerden borç para almak demek. Evet.